favori olan bir dava türü var mı Evet sence boşanma <laughs> Şimdi bir adam evli. Bunun evli olduğunu biliyorsun. Gidip o adamla birlikte oluyorsan, yani ben sevgili diyeyim, halk dilinde metres diyorlar. Buna her şeyi göze almış bir şekilde gidiyorsun aslında. Sonra bana diyor ki işte benim hakkım ne? Evli misin yok? Sevgili oluyorsanız ve sonrasında gelip de bir avukata benim hakkım var diyorsanız, önce sana şunu söyleyeyim. Senin bir kocan yok. Kocan olmadığı için de sevgilisin sen onunla. Böyle bir hakkın yok. Önce senin yapman gereken şey kendine bir koca bulacaksın. Soram Aslı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz avukat Erkan Yalçın ve kendisine fenomen bir avukat olmayı soracağız. Aktif olarak avukatlık yapıyor musun? Tabii ki Sena'cığım. Yani bu soru çok soruldu. Çok da gündem oldu. Avukat olmayan bir insanın avukatlık yapması mümkün değil. Evet ülkemizde ne yazık ki sahte doktorlar, sahte avukatlar, sahte savcılar türeyebilir. Bunlara kesinlikle inanmamanız gerektiğini ben de vurguluyorum her zaman. Ama Aktif bir şekilde avukatlık yapıyorum. Ofisim var. Daha fazla konuşmayayım. Reklam yasağımız var çünkü. Mesleğini sevmediğin için mi fenomen oldun? Hayır aksine bazen soruyorlar zamanını alıyor hani neden bu işe girdin gibisinden. Ben zaten yaşadığım günlük ofisteki işte yaşantımı ya da günlük yaşadığım bir diyaloğu paylaştığım zaman zaten direkt izlenme alıyor. Mesleğimi sevmiyor olmam gibi bir şey söz konusu değil. Aksine ben mesleğine aşık bir insanım. Her her zaman ama her zaman gerçekten dört elle sarılırım. Hiçbir zaman da işte ya mesleği bırakayım düşüncesine de girmedim. Fenomen olma noktasında da yani ben kendimi, kendimi hiçbir zaman fenomen olarak adlandırmadım. Ama insanların sevgisini kazandıysam ne güzel. Biz Türk halkı olarak aslında medetik avukatlara alışığız ama seni ayrıştıran şey sence neydi? Şu noktada ayrışıyoruz aslında. Bir arkadaşım çok güzel bir cümle kurmuştu. Erkan hukuk o kadar kasvetli bir alan ki insanı sıkan bir alan. Alanda resmen bir gül çiçek gibi açtın demişti. Şimdi insanlar karşınıza gelip konuşmaya başladığında ve gelen insanlar size dertli bir şekilde geliyor. Yani bir psikolog edasıyla demeyelim. Gelen insanlar sorununu anlamış, sorununu biliyor ve bu sorunu çöz çözüme kavuşturacak kişinin bu kişi olduğu algısıyla sana geliyor. Bu sebepten dolayı da karşındaki insanı anlayabildiğin zaman ve gerçekten o insana vereceğin pozitif enerjiyi karşındaki insan aldığı zaman direkt farklı oluyorsun. Yani farkını ortaya koymak da burada ayrışıyor aslında. Genelde insanlar karşınıza çok ciddi sürekli evet sen bunu yapacaksın bunu yapmazsan şu olur bu olursa şu olur şeklindeki avukat tiplemelerini değil de artık daha can. Daha sıcak kanlı. Yani onlarla insani ilişkilerini diyaloglarını daha iyi yere taşımış insanlara gitme derdinde. Çünkü niye? Sen zaten sıkılıyorsun. O mevzuyu anlatırken de sıkılıyorsun. Yani çok basit bir örnek vereyim. Kocandan dayak yemişsin. Yani neredeyse atıyorum 5 senedir yemişsin. 10 senedir yemişsin bu dayağı. Ama gidip her anlattığın kurum, kuruluş ya da kişiler neredeyse seni anlamamış. Ama seni anlayabilen bir birini gördüğün zaman yapışıyorsun. Bu ülkenin tamamında değil, dünyanın tamamında böyle. Çünkü yerli yabancı fark etmiyor. Anlayabilen insanla yol yürümek önemli. Tarzının, stilinin, bilgi ve deneyiminin önüne geçtiğini düşünüyor musun? Ben kesinlikle tarzımın, bilgi birikimimin ve deneyimimin önüne geçtiğini düşünmüyorum. Çünkü bilgi birikimi ve deneyim sende olan bir şey değil. Öncesinde öğrenip, kavrayıp, onları içselleştirip, deneyimlemekle birlikte gelen bir şey. Ama stil insanın doğasında olan bir şey. Bazen bana soruyorlar, işte neden bu kadar renkli giyiniyorsun, neden bunu böyle yapıyorsun, Yoksa işte göz önünde bulunmak için mi yapıyorsun? Hayır. Ben sosyal medyamı açmadan önce zaten çevremdeki insanlar girdiğim ortam zaten farkımı her zaman ortaya koyuyordu. Benim arkadaşım Züler'le biz nişan dışında bir gün kafede oturuyorduk. Döndü. Bana dedi ki Erkan yıllardır sen benim arkadaşımsın. Ben dedi gerçekten hukukun bu kadar kasvetli olduğu bir dönemde senin ülkeye resmen renk getireceğini düşünüyorum dedi. Ben dedi senin profilini açmak istiyorum dedi sosyal medyana. Ya ben de dedim gerek yok gerçekten böyle bir şeye ihtiyacım yok. Zaten kendi çevremde bilinen bir insandım. Yok dedi bütün ülke seni tanısın. Hatta şöyle bir tabir kullandı. Sen hukukun Freud'u olacaksın dedi. <laughs> bunu deyince ben çok şaşırmıştım. Sonra video çekti. Bir tane yürüyüş videosu nişantışında. Şu an zaten Instagram'ımda var o video. Dedi ki ben bunu koyacağım. İzin veriyor musun? Dedim tamam aç koy yani. Artık ne diyeyim? Koydu. Bir baktık 3 milyon izlenme aldı. Ben kendim de şaşırdım bu noktada. Ya dedim nasıl olabilir? Sonra videolar çektik, çektik, koydu, koydukça izlenme aldı. İzlenme aldıkça insanlar seni daha çok tanıyor. Tanıyan insanlar da "Aa evet böyle insanlar da varmış." diyor. Hani bu sebepten dolayı bence bilgi birikimiyle, deneyim ve stili ayrıştırmak gerekiyor. Bu renkli kişiliğin mahkeme salonunda nasıl yansıyor? Hakim seni ciddiye almadığı oluyor mu mesela? Yani bunu da bir tane müvekkilimin bir güzel cümle şey yapalım. Altını çizerek. Şimdi başka bir duruşma salonunda benim duruşmam vardı. Duruşma uzayınca da ister istemez öbür duruşma salonundaki duruşmayı biz e, bekletmek için ricada bulunuyoruz. İşte mübaşire arkadaşlardan, hakimlerimizden. Bekliyorlar. Karşı taraf meslektaş da bu noktada. Sevdiğim, saydığım bir meslektaşım zaten. Yıllardır dosyaya karşılıklı girmişiz, çıkmışız. Girmişler, beklemişler. 5 dakika sonra Erkan Bey gelecek zaten demişler. O yüzden hakim de tamam bekleyelim arkadaşımızı. Meslektaş da hani bekleyelim demiş. Diyor ki sen duruşma salonuna girdiğin an duruşma salonunun rengi ahengi değişti. Bundan kastı da şu aslında. Diyor ki kişilik olarak ne kadar sıkıntılı bir süreç olursa olsun yani oradaki mimiklerin, oradaki konuşman, oradaki giyim tarzın resmen renk katıyor. Ha diyeceksin ki duruşma salonunun ciddiyetini bozuyor muyuz? Hayır. Çünkü niye diyeceksin? Duruşma salonunun kapısı kapandığı zaman çok farklı bir erkanla karşı karşıya kalıyor insanlar. Çünkü hayat insana bazı noktalarda öğrenilmişlik vardır ya. Hayat sana her şeyi böyle kafana vura 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 öğretiyor. Çünkü sen ne kadar renkli olursan ol bir mafya ile çalıştığın zaman o rengini mafyaya yansıtamıyorsun. O senin yaptığın işle ön plana gelmeni istiyor ve bu benim avukatımsa Evet şu olmalı. Bu noktada ayrışabiliyorsun. Ama ne oluyor? Hiçbir zaman hiçbir mahkeme salonunda kendi şahsımdan ziyade hiçbir hakim, hiçbir avukatı ben ciddiye almıyorum seni diyemez. Demez de ki yapmazlar da hiçbir zaman bunu. Çünkü siz orada işinizle duruşunuzla duruyorsunuz. Yani yaptığınız iş çok ciddi bir iş. Oturup duruşma salonunda fıkra anlatıp gülmüyoruz. Bu sebepten dolayı da yani oturup hakimin beni ciddiye almaması gibi bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi kapıyı kapatıyoruz duruşuyoruz Dena'cığım. <laughs> Mesela Can Yaman'ın meşhur olmasının e, hikayesinde şey varmış. E, hakim demiş ona sen oyuncu olsana gibi. Size de öyle teklifler sunuldu mu? Yani bana çok teklif geldi bu noktada. Gelen teklifleri duysanız belki şok olursunuz. Sadece bana özel bir senaryo yazıldı ve bu senaryo bana iletildi. Bir avukatlık dizisi. Ben okuduğumda hayır dedim bu beğen değilim. Bana sadece kendi istediklerini yaptırarak bir senaryo kurdular. Sen bunu oynarsan biz izleniriz, reyting alırız. Ben dedim ki bu benim kişiliğime ters. Ben zaten hani mesleğimi seviyorum. Böyle bir şey ilk etapta tabii ki düşünmüyorum ama bir bir çok teklif geldi mi geldi. İleriki zamanlarda bunu yapmayacağım anlamına da gelmez. Çünkü ben genelde senacım hep şu oluyor. Ben oyuncu olmak istemiyorum, ünlü olmak istemiyorum dedim. Çok dedim. Ben de ünlü kumaşı var dedim. Patladı, gitti. Böyle şey oluyorsun. Ben ne olmayacağım dediğinde onu oluyorsun aslında. Çünkü niye evrene onu gönderiyorsun? O evrenin kozmik enerjisine çok inanırım ben. Ne olmak istiyorsanız hep onu söyleyin ve onu gönderin derim. Çünkü ben ünlü olmayacağım. Ben bu hayatta tam memnunum. Sadeliği seviyorum dedim. Şu an burada seninle konuşuyorum. Yani o sebepten dolayı bence ekranlara yakışmak güzel bir şey ama ekranda olan bir insanın duruşma salonlarında, adliyelerde olmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü ben de halktan biriyim. Peki hiç ahlaksız teklif aldın mı? Soramazsın. Soramazsın bunu. Bildiğim kadarıyla avukatların reklam yasağı var. Senin sosyal medyada bu şekilde ünlü olman bu yasa dermiyor mu? Hayır. Öncelikle paylaştığım videoların çoğu hukuki bilgi paylaşımı adı altında Yargıtay kararlarını birçok sayfa, birçok meslektaşımız alıp sayfasına koyuyor. Ben senacığım şu farkı ortaya koydum. Yani Yargıtay kararını ben direkt sana alıp senacığım Yargıtay'ın işte şu 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 noktalarında şu olmuş desem böyle bakacaksın yüzüme. Ama ben ne yaptım? Kendi içerik şeklinde üretebileceğim fikirlerimi buna yansıttım. Dedim ki Yargıtay şu noktada verdi. Eşin bir eşe yemek yapmaması boşanma sebebi saydı. Ben bunu sana bu şekilde verdiğimde alıyorsun. Yani bu hukuki bir bilgi. Hukuki bilgi paylaşımı yapmak reklam yasağını delmiyor. Ben hiçbir zaman hiçbir platformda kendi sosyal medyamda dahi ne bir mail adresi, ne bir telefon, ne ofisimin adresi. Hatta bunu da çok sordular. Avukat değilmiş. Ofisi bile yokmuş. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Bulamıyoruz. Diyen birçok meslektaş oldu. Ben de hatta şu yorumu demiştim. Arayan bulur. Bağdat bulunuyor. Erkan Yalçın niye bulunmasın? Şimdi bahsettiğim şey bu. Yani bana ulaşılma noktasında bile insanlar meslektaşlarım ulaşamıyorsa bu demek oluyor ki ben reklam yapmıyorum. Ha sosyal medya önünde olmak, içerik üretmek, hukuki anlamda bir insana haklarını hatırlatmak reklam yasağını deliyor mu? Delmiyor. Çünkü hiçbir zaman şunu yapmadım. Bu işi bana getirin. En iyisi benim. En iyisini ben çözerim. Bu tarzda hiçbir zaman hiçbir bir yerde bir avukat olmadım ve böyle diyen bir avukata da dosya götürmeyin. Ben olsam dahi hiçbir zaman da şu algıyı unutma. Sosyal medyada içerik üreten bir avukata kimse dosya yağdırmıyor. Ben hiçbir zaman bir iş alırken bile referanssız iş almıyorum. Çünkü çalıştığınız alan çok zorlu bir alan, çok sıkıntılı bir ara alan. Böyle bir sektörde çalışırken niye kendi ayağına sıkatın ki? Niye tanımadığın bir insanla yol yürüyesin ki? Ben her zaman bu algıda oldum. Tanım tanımadığım hiçbir insanla iş yapmam. Tanımadığım hiçbir insanla aynı masada oturmam. Hiçbir insana özelime açmam. Sen konuk olarak istediğinde bile senle kaçıncı görüşmeden sonra aa evet geleyim. Çünkü ben seni tanımam lazım. Bilmem lazım. Bilmeden yol alamam. O yüzden de ben her zaman söylüyorum. Çok iyi bir muhasebeciniz. Çok iyi bir avukatınız. Çok iyi bir aile doktorunuz olsun. Ama bunları seçerken ünlü ya da işte fenomen ya da işte şu bu diye ayırmayın. Ben ben genelde insanlar işini layıkıyla yapıyorsa onlara gidin diye söylerim. Bana DM'den de soru geliyor. Hatta soru cevap bazen yaptığım noktalarda bile birçok meslektaşım takip ediyor. Birçok meslektaşım bu noktada hatta seni takdir ediyoruz diyor. En basit şeylerde bile diyorum ki bir avukata danışın. Kendi adımı hiçbir zaman vermedim. Çünkü ben sosyal medyadan iş alma derdinde değilim ki böyle bir şeye de ihtiyacım yok. Yani bunu çok soracaklar. Çok da reklam yasağına giriyor girmiyor noktasında eleştirecekler ama bir insanın kişiliğiyle ve renkli vizyonuyla diyeyim ön plandaysa o insanı siz hiçbir zaman ne olursa olsun ışığını söndüremeyecek kıvama getirseniz dahi o ışık sönmeyecek devam edecek. Ben oturup bugün bir moda tasarımcısı olsaydım da emin ol Türkiye'nin gündemine illaki otururdum. Az önce girerken şu cümleyi kullandım. Dedim ki ben ne dediysem bunu yapmayacağım dediysem başıma geldi. Ben ünlü olmak istemiyorum dedim. İnsanlar ünlenmeyi belki şey olarak algılıyorlar. İşte çok para, çok iş, çok şan, çok şöhret olarak algılıyorlar ama benim ünlü tabirim o değil. Benim ünlü tabirim Sena'cığım. Ben seni tanımıyorken senin beni ismen bilmen. Ben ünlüyü böyle tanımlıyorum. Yani selebriti sınıfı dediğimiz sınıf ayrı bir şey. Ünlenmek ayrı bir şey. O cemiyet hayatında olan kesim ayrı bir şey. Ünlenmek dediğinde bugün bir markete gittiğinde oradaki çırak da seni tanıyorsa atıyorum işte yurt dışına gitti havaalanındaki çalışan bir arkadaşımız da aa işte Avukat Bey gelmiş dediğinde ya da işte Sena gelmiş dediğinde ve seni tanıyorlarsa ve seni gerçekten ailesi gibi görüyorsa benim için ünlenmek budur. Yani ünlüler emin ol ünlü olmak için ünlenmiyor. Ünlenen insanlara baktığım zaman şunu görüyorum. Hep normalin dışında yani ben bugün pijama terlik e, giyip televizyon karşısında evimde de oturabilirdim. Ama bugün seninle karşılıklı oturup konuşabiliyorsak ben bunun o star ışığı dedikleri ışığın olduğunu düşünüyorum. Çünkü normal bir insanın gelip de ben hadi ünlü ol milyonlar harcayayım, ünleneyim derse olmuyor. Ünlenme kavramıyla sosyal medyada ünlenmeyi, hukuki içerik üretirken o hukuki içerikleri reklama mı sokuyor? Algısını bence Türkiye'de kıran avukatlardan biriyim. Çünkü medyada olan bir sürü avukat meslektaşım var. Bugüne kadar ben bu noktada hiçbir meslektaşımı eleştirmedim. Reklam yapıyor musun diye soranlara da benim reklama ihtiyacım yok ki diyorum. Ben zaten normal yürürken de olay oluyor Senacığım. Yani <laughs> bir video koyuyorum. Sadece yürüyüş videosu. İnsanlar şunu düşündü yani. Hukuki bilgi verdi öyle ünlendi. Benim ilk hani çıkış yapan videom yürüyüş videosu. Ben arkadaşımla bir gün nişan taşında bekliyorum yine. Ağaç olmuşum yani. Hani saatlerdir onu bekliyorum. İşi bitecek gelecek. Bekliyorum bekliyorum gelmedi gelmedi gelmedi. Sonra bu geldi. Geldiği gibi böyle hani şey olur ya. Çok sevdiğin insanlara bunu yapar. Diye. Ben saçına yapıştım. Dedim ki sen neredesin? Ağaç oldum ben burada. Diğer arkadaşım da bunun videosunu çekmiş. Ben bunu arkadaşım dedi ki ben koyacağım dedi izlen. Biz koyduk 7 milyon izlen hemen kaldırdım. Dedim ki avukat arkadaşına şiddet uyguluyor ya. Kadar getirdiler. Ben o yüzden yani onu sevgi babında yaptığımı zaten anlayanlar güldü geçti ama anlamayan kesim oturdu. Bu sefer bu noktada farklı yerleri çektiler. Ama sosyal medyayı bence her meslekte kullanmamız gerektiği kanaatindeyim. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği var. İnsanlar ne yapacağını bilmiyor. Bazı noktalarda yani her şeye para ödemek de bana şey geliyor. Bazen bu noktada beni çok eleştirecek yine doktorlar vesaire. Benim mesela eczacım var. Hani basit böyle ufak tefek şeylerde hemen işte ya şu oldu hangi ilacı kullanayım. Tabii ki bir tedavi olmadan direkt gidip ilaç almıyorum hiçbir zaman ama hani atıyorum ufak bir yanık yani oluştu hangi kremi kullansam daha iyi olur diye sorduğumda gel ben sana şunu vereyim dediğinde gidip onu yani saatlerce yok hastane kuyruğu yok şu yok bu bunları yapmak yerine içerik üreten eczacılarımız da var. Mesela işte atıyorum şu ilacı kullanmayın çünkü bunda yan etkisi şu var. Bunları çekip koyduğu zaman ben reklama soktuğunu düşünmüyorum. Çünkü bilgi paylaşıyor yani bir bilgi paylaşımını yaymak bence re reklam sayılmamalı. Reklam yapıyor diyenleri de başka da lafım yok yani ne yapayım yapsınlar. Sosyal medyadan aldığın en hoşuna giden yorum hangisiydi? Yani birçok güzel yorum aldım. Yani şöyle söyleyeyim. 5000 tane yorum geldiyse atıyorum bir gönderinin altına. Bunun 50 tanesi kötü olabilir ama geri kalan yorumlar çok çok iyi oluyor. Şimdi Saul Gutman diye böyle yazıp duruyorlardı. Benim de asistanım hani diziyi izlemiş herhalde. Dedi ki yaz sizi Saul Gutman olarak algılıyorlar. Baktım hiç izlemediğim bir dizi karakteri gerçekten beni yansıtıyor. Yani renkli giyim mi, güzel yürüyüşü, kendine bakışı, hayata pozitif enerjisi, ne kadar sıkıntılı olursa olsun süreçlerin her zaman çözümlenebileceğini ve bugün çok üzüldüğüm bir şeye 10 gün sonra gülerek böyle karşılıklı anlatabileceğini çizmiş dizinin içinde. Ben bunu görünce ay evet bu benim ya dedim. Gerçekten bu benim. İzlemediğim bir dizi karakterine benzettiler ve ben Saul Goodman diye seni benzetiyorlar dediklerinde ben hani şey düşündüm ilkin. Hani ne oluyor acaba kötü bir şey mi falan filan. Sly cümlesi gibi. slay hukukta öldürücü darbe anlamına geliyor mesela. Ben bunu da mesela çok duyduğumda bu nedir bu nedir falan kötü yorum olarak algılayan insanlar da olmuştu. Hayır anlamı çok güzel. Saul Goodman'in benzetilme amacı da bence çok güzel. Çünkü renkli giyinmek, işte rahat konuşmak, hayata pozitif bakmak. Bence bu güzel Güzel bir yorum ya. Şu anda Türkiye gündeminde iki önemli dava var. Biri Kedi Eros'un katili İbrahim Kelo olan, Diğeri de ölüme sebebiyet veren bir kazanın ardından annesi tarafından Amerika'ya kaçırılan Timur Cihan Timur. Bu iki isim sana gelse, beni savun dese savunur muydun? Hayır, ben savunmazdım. Öncelikle bir kaza oluyor ve bu kazada bir e, vatandaşımız vefat ediyor. Bir vatandaşımız vefat ederken senin işte yurt dışına kaçman doğru değil. Çünkü niye? Ben hep adaletin tecelli etmesi taraftarı bir insanım. Eğer suçun varsa teslim olursun. Yargılama aşaması devam eder. Yargılama aşaması devam ederken sonunda hüküm kurulur. Aldığınız hüküm ya hapis cezasıdır ya da işte adli para cezasıdır vesaire neyse bunu çekmek zorundasınız. Çünkü ben orada bir hata yaptım. Bu hatayı, bu suçu, bu algıyı kendinizde içselleştirmeniz lazım. Toplumun buna ihtiyacı var. Yani toplum kim suçlu olursa olsun avukat tutarım, kendimi savunurum algısıyla avukatlara gitmemeli. Ben çünkü mesleğimizin çok çok önemli bir meslek olduğu kanısındayım. Meslektaşlarımın yaptığı işin ne kadar önemli olduğu algısındayım. Herkesin savunulmaya hakkı vardır. Bu noktada da katılıyorum herkese. Ama ne olursa olsun bir meslektaşa kötü işlerimi yaptırırım algısıyla, o psikolojiyle gidip o meslektaşı zan altında bırakıyorsa bu noktada önce senin kendi insanlığını sorgulaman lazım Çünkü o kazaya sebebiyet verdiğini biliyorsun Bildiğin için senin oturup evet ben bir kaza yaptım bir insan öldü Ben o insanın ailesine gitmem lazım kazadan dolayı bir özür dilemem lazım. Belki öleni geri getirmeyecek hiçbir zaman. Belki parasal anlamda da ailesine destek olabilirsin. Bu noktada da ben hani şey bir insan değilim. Ya işte para mı teklif ettiler falan belki diyecek. O algıya da sokuyorlar bazen. Hayır. Yani keza öldürülen taksicinin ailesine birçok meslektaşımız canlı yayınlar açarak paralar topladılar, ev aldılar, ünlü birçok insan işte eşya alalım diyen oldu. Ben bu noktada çok mutlu oldum. Çünkü niye biliyor musun? Bir hayat son buldu ama belki devamında devam edecek hayatlar o hayattan etkilenmemek için ellerinden geleni insanlar yaptılar. Taşın altına hepimiz elimizi koymamız lazım. Adalet sadece mahkemelerdeki adaletin tecellisi olarak kalmamalı. Hukuk anlamında zaten hukuk işleyecek ama insanlık anlamında hepimizin taşın altına elimizi koyup bunu içselleştirip ben insanım ya dememiz lazım. Ben kimseye gelin hepiniz humanist olun demiyorum. Hiçbir zaman bu algıya da sokmuyorum kimseyi ama şu algıda olmamız lazım. Evet bir suç var ve bu suçun cezası şu, bunu çekecek. Zaten onu her türlü adalet mekanizması işte hakimidir, savcıdır, kolluk kuvvetleridir, kuvvetleridir. Bunlar zaten bütün hiyerarşik düzende işleyecek. Sen yurt dışına da kaçsan o ceza verilecek sana. Eninde sonunda çekeceksin. Gidip yurt dışında ben yerleşeyim, zaman aşımı geçsin vesaire o algıya giren de oluyor. Ama ben Sena hep şu algıdayım. Ya kendi ülkemde ailemle oturmak varken niye gidip 10 sene hükümlü bir şekilde sürgün hayatı yaşayayım ki? Onun yerine adalet tecelli etsin erken bir şekilde suçlu suçunu anlasın. Çünkü kanunlar ıslah etmek için var. Kanunlar kimseyi biz senin hayatını alt üst edelim algısıyla oluşturulan Yazılı metinler değil. Toplum varsa kural var. Kural varsa o kurala uyması gereken insanlar var. Biz bir kural koyduysak o kurala hepimiz uyacağız. Yani bugün ben sana bu yasak diyorsam emin ol. Demek ki o birçok insan üstünde denenmiş ve denendikten sonra senin ıslah olma noktasında evet bu yapılırsa ıslah edilebilir algısıyla verilmiş kararlar var. Bu sebepten dolayı ben bu iki dost ya da bana milyon da teklif etselerdi her iki sanığı ben savunmazdım ama bu benim kendi kişisel insani boyutumdaki tür iradem. Kimse bir avukat çıkıp ya işte suçlu olabilir niye savunmuyor ki onların da savunulmaya hakkı yok mu diyebilirler bana. Ama bu benim kendi kırmızı çizgim. Az önce de dediğim gibi her şey benim için para değil. Milyon da teklif etselerdi hayır derdim. Keza Eros davasında birebir davayı takip eden insanlardan biri benim. Bununla ilgili sürekli paylaşım yapan da benim insanın cezasının çektirilmesi kanaatinde olan bir insan da benim. Çünkü ben hep şu algıdayım. Bugün bir canlı hayvana kendini ifade edemeyen, bir hayvana bunu yapan yarın öbür gün Senacım parkta seni de öldürebilir. Beni de öldürebilir. Bir tane ufak çocuğu da öldürebilir. Favorin olan bir dava türü var mı? Evet. Sence? Boşanma. boşanma. <laughs> Bak aynı fikirdeyiz. Ben boşanma davalarını çok seviyorum ya. Niye biliyor musun Sena? İnsanları en güzel tanıyacağın alan. Evlenirken nasıl güzel evleniyoruz değil mi? Davetiyeler basılıyor, davulcular, zurnacılar, onlar, bunlar. Ay ben çok severim düğünleri ya. Her düğüne de giderim. İnsanları zaten tanıyabileceğin 3-4 tane alan var. Bunlardan biri düğünler, ikincisi cenazeler, üçüncüsü de boşanma salonları. Şimdi bir insan karakterini yansıtırken boşanma davasında çok net ortaya koyuyor. Düşünsene evlenmişsin. Üç tane de çocuğun var adamdan. İş ayrılma noktasına geldiğinde adam her şeyi sana diyebilir. Beni aldattı da diyebilir. Yatakta da bastım diyebilir. Ya da işte yasaklı madde kullanıyordu da işte benim çocuklarıma zarar veriyordu da işte yok bana yemek yapmıyordu da yok bilmem ne yapıyordu da. 10 yıl evlilik sürecinde hiç mi sorun yaşamadın? Yaşadın. Ama niye bunlar boşanma salonuna ya da boşanma dosyasına gelince gün ışığına çıkabiliyor? İnsanlar karakter o kadar güzel yansıtıyor ki ben boşanma davalarını her zaman kendimde favori olarak gördüm. Çünkü niye biliyor musun? Bir ceza dosyasında bir katilin duruşu işte sergilediği performansı diyeyim çözemiyorsun. Ama boşanma davasında çok rahat görebiliyorsun. Diyorsun ki 10 yıldır evlisin. Bu kadın 10 yıldır bu kadar kötüydü de neden bir ay sonra değil de 10 sene bekledin? Bizim ülkede şey vardır ya kadınlar işte saçımı süpürge et Kimse saçını süpürge etmiyor ya Sena. Ben görmedim. Çok cefakar kadınlarımız var. Evet. Çok sorunlu psikolojik adamlarla evli olduğu halde uzun yıllar el alem ne der algısıyla yani boşanmayıp o insanları çeken kadınlar da var. Ben o kadınları gerçekten hem alkışlıyorum hem de kutluyorum. Çünkü ben asla yapamazdım. Yani sorunlu bir insanı ailesinin, annesinin, babasının adam edemediği bir adamı ben evlenip de ya hadi çekeyim ya bu da benim alın yazımmış kaderimmiş deyip çekemezdim. Çünkü düşünme yetisi var ya. Bu kadar güzel bir şey olabilir mi? Düşünme yetiniz var. Bir şeyi düşündüğün zaman bunun neden böyle olmadığını anlayabiliyorsun. Bunu düşündükten sonra ben niye bu adamla bir ömür ya da bu kadınla bir ömür çekeyim ki? Bak şeyi kesinlikle çiziyorum. Ufak tefek kavgalar her evlilikte olabilir. Oturup da yani biri birini öldürmediği sürece atıyorum çok büyük işkenceler uygulamayacak süreci atıyorum masada tuzluk eksik. Ya niye tuzluğu koymadın tarzen yani ufak bir serzeniş diyeyim. Boşanma davası konusu edilmemeli bu noktada ama çok büyük yıkımlar yaşayabileceğiniz noktalarda eğer hayatınızı etkiliyorsa o insanla hayatınızı devam ettirmeniz çok saçma. Düşünsene ya yaşayacağımız ömür çok kısa yani TÜİK verilerine göre 65 miydi? 75 de en son insanın bir yaşam süresi. Ben atıyorum 100 yıl yaşadığım Zaten bunun ilk 30 yılı neredeyse okul hayatı vesaire ailenle geçiyor. Geri kalan ömrü niye başka bir insanı adam edeceğim ya da bir insana yön vereceğim algısıyla harcayayım ki? Ben hep şu algıdayım. Bırak ne yaparsan yap. Senle yolu yürümek isteyen insanlar sana dahil olsun. Alternatif aile oluştururken buna çok dikkat etmek lazım. Ben o yüzden sosyal medyamda hep diyorum yani doğru eş nasıl seçilmeni, motivasyon konuşması gibi oluyor ama yapıyorum ya doğru oraya işi nasıl seçerim? Yani kaşının üstünde ben var, orada o var, burnun olmamış, ben seninle evleneceğim, burnunu yaptır diyen bir adama kendini niye değiştiresin ki? Ben bunu yaşadım ya kendi çevremde yaşadım. Nişanlanıyorsun, nişanlısına bir ay sonra diyor ki işte burnunu da yaptırırsan daha iyi olur hayatım. Niye beni görürken böyle gördün? Niye yani evlilik raddesine gelince bunu yapıyorsun? Ben bir de hep şunu derim. Bir insan o evlenmeden önceki nişanlık sözlülük döneminde şunu asla unutmayın. Sana ne yapıyorsa onun 5 katını evlilikte yapıyor. Sana hakaret mi ediyor? 5 katına evlenince yapacak. Seni değersiz mi görüyor? Evlenince değer vermeyecek. Ben bizim kadınlarda şunu görüyorum ya ailesi müthiş. Kızı o kadar güzel yetiştirmişler ki bak evleneceğin insan bu insanın ailesine de öz saygını hiçbir zaman kaybetme göster diyorlar. Kız gidiyor evleniyor. Kocası belki hani çok yakışıklı atıyorum. Onu daha fazla sevsin diye belki ailesine yapmayacağı şeyleri bile yani kendi ömründen vakf ediyor. Kendinden hep ödün veriyor. Ama algılama seviyesine geldiğinde o adam hep aynı. Evlenmeden önce aynı olan adam evlendikten sonra 5 katını yapıyor. Şiddet mi uyguluyor sana? 5 katını uygulayacak. Çünkü niye biliyor musun? Bizim ülkemizde insanlar birbirini tapuluyor. O evlilik cüzdanı var ya sallıyoruz böyle mutluyum. Hey o evlendik aldım onu ben falan. İnsanlar birbirinin sahibiymiş gibi davranıyor. Ben tapusunu aldım. Bana bunu söylüyor ya. Mesela kocam beni aldatıyor diyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ben çünkü hani görüşme yaptığın insan boşanma için gelmiş. E peki yani hani bunu mesela davaya konu etmem gerekiyor diyorum. Hayır diyor etmeyeceğim. Niye diyorum? Benim tapusu bende ki onun diyor. Bunu bir kadın söyledi. Erkek de aynı algıda tapusu bende diyor. Ne yaparsa yapsın diyor. Yani ben hani bu algıda olduktan sonra bu dava türünü benimsememin en büyük sebeplerinden biri bu. Çünkü insanları o kadar güzel çözüyorsun ki ben yapmam diyen insanlar hepsini yapıyor. Ben saçımı süpürge etmem diyen insan bir bakıyorsun farklı bir kişiliğe evrilmiş. Ben hep analiz ederken şeyden çıkarım yola. Meslekten değil insandan yola çıkarım. Bir doktor da kendi hayatını vakfedebiliyor eşine. Yani iki doktor evleniyorlar. Cahillikle okumuşluk arasındaki o temel nokta çizgiyi ayırın diyorum. Çünkü niye? Yani çok okumuş bir insan da aşk olduğunda gözüne öyle perdeler iniyor ki görmek istemiyor. Evlen insanı algılayamıyor. Aslında sen ona olması gerekeni yansıtıyorsun. Diyorsun ki bu, 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 bu. Ben hep söylerim. Boşanmaya gelmeden önce ya da boşanmaya gitmeden önce bir aile terapistine gidin derim. Ben bir yuvanın kolay kurulmadığı kanaatindeyim. Kolay kurulmayan bir şeyin de çabuk yıkılacağı kanaatinde de olmadım. Ben bu insanla yola devam etmeli miyim ya da etmemeli miyim? Bu noktada o kadar çok insan tanıdım ki Senat. Diyorum ki artık karşıdan gelen çiftçiler çiftler mesela görüyorum. Bir yerde oturuyorum mesela. Analizim o kadar iyi yani. Artık o kadar iyi çözdüm. Kadınla adam el ele tutuşuyorlar. Yan yana geliyorum ki çok mutsuz kadın. Arkadaşım bir kere dedi ki ya niye böyle dedin? Hani çok pozitif bir insanım ben normalde. Niye böyle dedim? Dedim ki adamın elini tutuşun tek sebebi ne biliyor musun? Şu an dışarıda ve topluma ben evet. Bak her haltı yiyorum ama karıma da değer veriyorum. Ben bunu çok görüyorum. Yani maalesef ama maalesef evli olan insanların sevgilileri var artık Hatta bunu bir yoruma yazmıştı bir takipçim. Ya aslında Avukat Bey dediğiniz gibi temel sorun ne biliyor musun? Evliler sevgili yapmasa hepimize sevgili var demişti. Ben çok gülmüştüm. Ya gerçekten doğru. Evliler sevgili yapmasa herkese yetecek kadar ortalıkta insan var yani. Yani bir insan aynı anda nasıl dört insanı idare edebilir Sena? Var. Ben yaşadım ya birebir yaşadım. Sana bir olay anlatayım. Yerlere yatacaksın. Bir tane müvekkilim. Afyon'a gittik işte işte işlemleri vesaire onu bunu yaptık. Cezaevinden gittim aldım. Öbür gün eve bırakacağım. Ama eşi benle gittiğimi biliyor. Çünkü eşi dedi ki hani avukat bey ben dedi hani eşimin de sıkıntı sorun yaşamasını istemiyorum. Size eşlik edin. Hani sağ salim gidin gelin gibisinden. Neyse gittik Afyon'a. işte işlemlerimizi falan bitirdik. O gün döneceğiz. Sabahına eve bırakacağım kapının önüne. Ama ben evlerini bilmiyorum. Hiç evine gitmişliğim yok. Adresini bilmiyorum. Çünkü genelde insanlar bana gelir. Ben insanların ayağına gitmem. Ofi ofisime gelir insanlar. Neyse dönüyoruz müvekilimle de hani artık abi kardeş gibi olmuşuz. O kadar uzun yıllar çalışmışsın ki. Dedi ki beni evin önüne bırak işte. Tamam abi sen dedim tarif edersin. Hani kendi aracımla gitmişim. Götürdüm evin önüne bıraktım. Uyuyorum telefonum zır zır çaldı. Alo dedi avukat bey dedi ben dedi eşimi dedi götürdün dedi geri getirmedin. İşte ne oldu falan filan hani niye gelmediniz hala yolda mısınız falan. Yo yengecim dedim ben kapının önüne bıraktım ya şu adrese dedim falan filan. Merse o ev Onların evi değilmiş. Ben müvekkilimi sevgilisine bırakmışım. Bunu da işine söylemişsin. Düşünebiliyor musun o kaos ortamını? Merse sevgilisine bırakmış. Hani öncesinde bana desek ya atıyorum ben sevgilime gideceğim. Hani aramızda da kalsın. Kimseye bir şey demese. Herhalde ben yine söylerdim. Ben çünkü o çok doğrucu davut bir insanım yani. Aradan bir 5-6 saat geçti. Aradı beni. Dedi ki pazartesi şu saate bana hemen randevu veriyorsun dedi. Ben dedi geliyorum boşanacağım. Neyse geldi ben boşanacak diye hani şey algısıyla oturdum falan filan dedi ki işte bana şunu 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 verecek oturduğum evi tapulayacak bunu hepsini aldık çok güzel kendini garantiledi yani bir nevi sonra dedi ki ben boşamayacağım dedi bunu niye boşayayım ki dedi boşayım başka şeyler mi şey yapsın dedi bizim insanımızda bu algı hep var yani o yüzden diyorum hani alan çok güzel bir alan insanları çok iyi tanıyorsun insan algısını tanıyorsun ya diyorsun ki evet bu insan bunu yapar dediğin zaman evet o insan gerçekten de onu yapıyor bu kadar boşanma gördükten sonra hayatında biri var mı? Soramazsın Sena'cığım. <laughs> <laughs> Özel hayatımla ilgili hiçbir soruya cevap vermeyeceğim. Sosyal medyadan o kadar çok evlilik teklifi alıyorum ki buradan herkese tek bir cevap vereceğim. Hayır. <laughs> evlilik düşünmüyorum. Baktığın en acayip dava hangisiydi? Ya baktığım değil de hayatım boyunca yani bana görüşmeye gel gelen en ilginç davayı kısaca hani isim vermeden açıklayayım. Ülkenin aşkı memnusuydu ya. Dört kişi ofise geldiler. Yüz yüze görüşüyorum. Bunlar iki ortak. Eşler arasında herhalde işte artık cinsel münasebet mi ne? Yani olayın da tam içine girmek istemediğim için yani dosyayı kabul etmeyeceğim, almayacağım dedim. Direkt kestirip attım zaten. Bir çocuk öbüründen, öbür çocuk öbüründen çapraz bir ilişki var ve bunlar çift olarak geliyor. Diyor ki biz bu çocukları öbür çocukları tespitini yapıp tanıyacağız diyorlar. Ben kim baksayın ağacı böyle yaptım. Algım bozulacak dedim. Bir, bir daha anlatır mısınız dedim. Yani önce bir, bir, idrak etmem lazım dedim. Çünkü yani bunu idrak etmen lazım ki işin eksenine inebilesin. Yok ya dedim toplum olarak bu kadar dedim şey olmuş olama, olamayız yani. Düşünsene ya iş ortağının eşiyle birliktesin. Ve bunu dördünde yani her iki çift de biliyor çocuklar ya hani yanlış da demeyeyim öbür çocuk öbüründen öbür çocuk öbüründen oluyor ve sen Diyorsun ki ben bu çocuğu tanıtacağım yani ben o, o çocuk benim bu çocuk onun yani öyle ilginç bir olayın içinde birden kendimi buldum dedim ki yok yani toplumun algısı ahlak yapısı bu kadar sekteye uğratılmış olamaz dedim O yüzden zaten dedim hani olayın içinde bir aşkı memnun hikayesi yaşardık yani ki almadım dosyayı alan meslektaşımda illaki olmuştur Bana göre çok ilginç Hani böyle ilişkiler yaşayan insanlar Olabilir ben demiyorum. Olmaz asla. Biz ülke olarak çok ahlaklı bir toplumuz vesaire. Hiçbir zaman bu bütünlüğe kavuşturmayayım. Çünkü herkes böyle dersem bu sefer ne oluyor? Sen bana diyeceksin ki ya Erkan böyle dedin ama toplumda tecavüz var, cinayet var, o var, bu var. Karısını başkasıyla aldatan mı dersin? Öbürünün başkasıyla aldatması mı dersin? Ya ülke geneline vurduğunda en çok kadınlar aldatıyormuş erkekleri biliyor musun? Şimdi de erkeklerin arkasındayım. Bana hep şey diyorlar. Hep kadınları tutuyorsunuz. Avukat Bey hiç bizi savunmuyorsunuz erkek Takipçilerim için söylüyorum. Erkekler aldatılıyor aslında şu an günümüzde. Bakıyorum böyle ya diyorum ki olmaması gereken bir şey. Ben mesela bir programda söyledim. Onu da çok şey yaptılar. Yani eğer aldatacaksan evlenme ya. Kimse seni evlenmeye zorlamıyor yani. Bu toplum evet kültür yapımıza göre ben evliliğe karşı bir insan değilim. İnsanlar evlenebilir, bir yuva kurabilir. Güzel bir şekilde topluma örnek olabilirler. Ama sen oturup sürekli eşini aldatacaksan ve o eşe o ilgiyi göstermeyeceksen o eş de başka birinden o ilgiyi almaya gidecekse burada bence tek taraflı değil iki taraflı hata var. İki taraflı düşünmek lazım. Bir de ya yıllardır o çocuğa hani kendin bir şey verememişsin. Diyorsun ki işte şunun kızını alalım da bizim oğlana adam eder. Etmiyorlar. Adam edemiyorlar. Çünkü senin yıllardır adam edemediğin çocuğunu el alemin kızı gelip de adam edemez. Bu algıyla da hiçbir zaman evlilik yaptırmayın. Sonra ne mi oluyor? Bir ay içinde boşanmalar oluyor. 15 gün içinde biz birbirimizi tanıyamadık. Ya 15 gün içinde ne yaşadın ki tanıyamadın birbirini? Aldatılıyorsan boşanın ben arkanızdayım repliği var ya dizide. Bir de şu noktaya girmek istiyorum. Ya bana çok soruyorlar. O yüzden de yapmadan etmeden geçmeyeyim. Şimdi bir adam evli. Bunun evli olduğunu biliyorsun. Gidip o adamla birlikte oluyorsan, yani ben sevgili diyeyim, halk dilinde metres diyorlar. Yani ben hiç hiçbir zaman metres tabirini kullanmıyorum. Sevgilisi oluyorsun. Buna her şeye göze almış bir şekilde gidiyorsun aslında. Sonra bana diyor ki, işte benim hakkım ne? Evli misin yok? Adama hani tamam bir birliktelik yaşıyorsun belki. Onunla birlikte oluyorsun. Belki onun hayatına çok büyük anlamda etkilerin oluyordur. Belki eşinden alamadığı mutluluğu sende buluyordur, sana geliyordur. Ama o adam da sen de yanlış yoldasın. Oturup bir de hukuk ekseninde, hukuk zemininde hak arama bana çok saçma geliyor. Bana hep sordukları için bu noktada belki beni çok da eleştirecekler yine. DM'den yazıyorlar ya açık açık yazıyorlar. Evli bir adamla sevgili oluyorsanız ve sonrasında gelip de bir avukata benim hakkım var diyorsanız önce sana şunu söyleyeyim. Senin bir kocan yok. Kocan olmadığı için de sevgilisin sen onunla. Böyle bir hakkın yok. Önce senin yapman gereken şey kendine bir koca bulacaksın. Tıpkı Müge Anlı'nın dediği gibi. Kocanın evi yok diyor ya. Senin de kendine bir koca bulman lazım ki evin olsun. Bu sebepten dolayı da hakkın var mı diye soranlara net bir cevabım olsun. Sürekli de sorup durmayın. Başka bir adamla sevgili olmayın. Bekar bir sürü insan var. Kendinize uygun birini illaki bulacaksınızdır. O yüzden yasal haklarınızı bu şekilde sormayın. Türkiye'de avukat olmak nasıl bir şey? Türkiye'de avukatsanız eviniz barkınız yok ya. Yok yani. Niye biliyor musun? Çünkü bir kurtlar sofrasında gerçekten savaşıyorsunuz. Sürekli sorun sıkıntı içinde olan bir meslek ve mesleği biz ne kadar layıkıyla like yaparsak yapalım günün sonunda avukat yaptığı oluyor. Şunu hep vurgularım bir davayı avukat kazanıyorsa hiçbir zaman davanın tarafları davayı avukatımız kazandı demezler. Davayı biz kazandık derler. Ama bir dava da kaybedildiğinde davayı biz kaybettik demezler. Davayı avukat kaybetti derler. Gündem olan birçok olay oldu şu günlerde. Sen kendin de birebir şahit oldun. Canlı yayında meslektaşımın belki olabilir, dil sürçmesi olabilir, yanlış tabir etmiş olabilir. Ne oldu? Günün sonunda dedi ki avukatımız yanlış yaptı. Avukatımız bizi yanlış yönlendirdi. Avukatımız bizi şöyle yaptı. Meslektaşların omuzlarında o kadar ağır yükler var ki. Ben meslektaşlarımı hep kardeş, abi, abla, işte anne, baba gibi görürüm. Niye biliyor musun? Çünkü aynı gemideyiz biz. Avukatlar çok zor bir iş yapıyorlar. Bizim ülkemizde diğer ülkelere nazaran çok ağır ve çok zor. Düşünsenize bir hacı mahalline diyorsunuz ve orada size kurşunlar yağdırılıyor ve avukat ölüyor. Ben gerçekten böyle ülkedeki haberleri okuduğum zaman gerçekten şok oluyorum ya. Avukatlar bir dosyanın her zaman takipçisidir, tarafı değildir. Bunu artık bütün ülke vatandaşlarımızın anlaması gerekiyor. Ben seni eşinle boşanıyorsun diye ben seni boşamıyorum. Sen zaten onun o yıkımını yaşamışsın. Ben sadece onun yasal prosedürlerini gerçekleştiriyorum. Sen borcunu ödemediğin için bir avukat senin kapına haciz diye geliyorsa sen o borcunu ödemediğin için suçlusun. Meslektaşı öldürmek zorunda değilsin. Meslektaşları dövmek zorunda değilsiniz. Ben bir meslektaşımın dövüldüğünü duyduğum an avukatlıktan ziyade insanlığımı sorguluyorum. Ya bunlar nasıl insanlar diyorum. Bir öğretmen dayak yediği zaman, bir doktor dayak yediği zaman en çok yıkılanlardan biriyim. Neden ya diyorum. Bir insan mesleğini icra ederken ne bu şiddete maruz kalır. Toplum olarak bunu algılamak zorundayız. Ve ben de kendime hep şunu söylerim. Ben bunu insanlara anlata anlata anımsatacağım. Bu yüzden de hep söylüyorum. Hiçbir meslektaşım dosyanın tarafı değildir. Siz bir ticari davada avukat tutuyorsanız o avukat sadece işinizi takip eder. Boşanma davanızda avukat tutuyorsanız avukat sadece sizin boşanma davanızı yönetir. İcra için gidersiniz. Bir ödeme tahsili yapılacaksa avukat sadece o tahsili yapılması için gereken hukuki prosedürleri gerçekleştirir. Hiçbir zaman ben bir müvekkilim boşanıyor diye mutlu olmadım. Hiçbir zaman. Aksine ben barışsınlar diye elimden gelen her şeyi yapabilen bir insanım. Çünkü ilk başta da söyledim. Evlilik kolay kurulan bir şey değil ki çabuk yıkılsın. Her anlamda böyle. Mesleği icra ederken ki meslektaşlarımın yaşadığı sıkıntıları birebir kendimde gördüğüm için ülkemizde ne yazık ki o kadar zor bir eksende ki bu meslek. Ne tarafa çeksek o tarafa gidiyoruz. Doğru yapsak da yanlış algılanıyor. Yanlış yapsak da yine yanlış algılanıyor. Ama oturup neden yanlış yapıldığını sorgulamıyor kimse. Bir avukat durup dururken bir insana hadi gel sana dava açayım demiyor. Sen o eksende yürürken zaten olması gereken şeyleri yapmadığın için o raddeye geliyorsun. Tıpkı şey gibi düşün Sena. Bir katil sabah evden çıkarken ben katil olacağım diye çıkar mı? Hiçbir zaman. Eğer bir seri katil değilse, bir cani değilse hiçbir zaman ama hiçbir zaman evden çıkarken hadi ben gideyim bugün birini öldüreyim de geleyim demiyor kimse. Olayın aslını Öğrenmekle Lazım. Detayına indiğin zaman çok farklı şeyler çıkıyor. Meslektaşları bu noktada ben o yüzden gerçekten kutluyorum. Hukuk sisteminin doğru çalışmamasının sebebi nedir? Çok güzel bir soru. Bunu ben de kendime çok soruyorum biliyor musun? Neden hani nerede hata yapıyoruz diye. Şimdi bizim ülkemizde bir sistem işlemiyorsa bence bazı noktalarda değiştirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Personel mi yetmiyor? Değiştirelim, arttıralım. Azaltmak yerine arttıralım. Adliye mi yetmiyor? Arttıralım. Ya da kurallar mı yanlış? Sonuçta 30 yıl önce kon konan kural ile bugünkü günümüzdeki kural bence aynı olmamalı. Hukukun işleyişi aslında bu zeminde ilerlemesi gerekiyor. Önce en dipten başlayıp en üste gitmemiz lazım. Yani o mekanizmanın işlerliğini sürdürebilir olmak önemli. Yani koyduğun kuralı eğer toplum ve halk uymuyorsa oturup yapacağın şey şu. Diyeceksin ki bunu revize edeyim. Etmediğin zaman hepsi birbirine birbirine domino taşı gibi. Biri devrildiğinde hepsi devrilir. Ülkemizde hukuk işlemiyor mu? Kesinlikle bu noktada noktada değilim. işliyor ama geç gelen adalet adalet değildir. Bu kanıdayım. Çünkü adaletin tecelli etmesi gereken noktalarda hızlı, mekanizmasal olarak hızlı ilerlemesi lazım. Yani birinin bir borç alacağını tahsil etmesi için 5 sene beklemesi gerekmiyor. Borcu bu kadar, şu şu kadar. Biraz da yurt dışındaki mahkeme sistemlerine girmemiz lazım. Yani 100 tane duruşmaya değil de bütün evrakları her şeyi toparlayıp 2 tane duruşmayla işlem bitirebilir seviyeye gelmemiz lazım lazım. Ha ülkemizde adalet sisteminde yenilikler var mı? Çok. Yani getirilen bir sürü yenilik var ama bazen o kadar çok iş yükü var ki ben o yüzden kimseye bir şey diyemiyorum bu noktada. Yani eleştirmek demeyeyim bir hakim işini yapıyor, bir avukat da işini yapıyor, memurlar da işini yapıyor ama yetersiz geliyoruz. Her anlamda yetersiziz. Adliye binası yetersiz, adliye personeli yetersiz. Bir kalemiz düşünün. Kalem diyoruz biz genel bir kalemde 5000 tane dosya varsa ve o dosyalara bakacak bir hakim varsa Senacığım 5000 tane dosyayı kaç günde okursun? Bir roman gibi düşün. 5000 tane romanı sen bir yılda bitirebilir misin? Bitiremezsin. Bu sebepten dolayı uzun yıllar sürüyor dosyalar. Yani yapmamız gerekenlerden biri bu. Öncelikle personel sayımızın arttırılması kanaatindeyim. İkinci olarak da en önemli olan temel noktamız kanunları günümüz koşullarına göre revize etmemiz lazım günümüze göre yani atıyorum bir suç tipi arttı diyelim dolandırıcılık sosyal medya üzerinden şu an çok fazla insanlar dolandırılıyor. Bununla ilgili kamu spotları oluşturulabilir. İnsanlar bilinç bilinçlendirilebilir. Evet yani emniyettir işte adalet bakanlığıdır bu noktada mesaj atıyorlar hani size işte şu kadar para dosyanız var şu kadar para gönderin diyenlere inanmayın diyorlar. Ama bu noktada biz şunu bile yaşıyoruz bazen. Ben mesela dosyanın tarafı tarafıyken birini aradığımda ben avukatım dedi de bana sen dolandırıcı mısın deyip yüzüme kapatan da oluyor. Benim bahsettiğim sadece bir mesaj değil. Kamu spotları oluşturularak dolandırılabilecek noktalarda atıyorum bizim e-devlet sistemi diye bir sistemimiz var. Uyaba girip her şeyi görebiliyoruz. Orada zaten bir dosyanız varsa sistemde soruşturma aşamasında olmadığı sürece sistemde görünüyor zaten. Bu mesaj geldi doğru mudur? Hiç olmadık bir dosya 300 bin-400 bin tazminat veril, açacağız size gelin 5 binde anlaşalım. Kimse 300 bin lirayı 5 bin liraya kapatmaz. Orada zaten biraz mantıklı düşününce dolandırma vakasına gittiği belli. Bu noktada toplumu da bilinçlendirip kuralları revize edersek hukuk çok güzel böyle işler hale gelecek. O noktada ülkemizde eksiklik olarak ben bunu görüyorum. Yoksa hukuk, adalet, ergeç tecelli ediyor. Soramazsın'ın bu bölümünde konuğumuz avukat Erkan Yalçın'dı. Görmek istediğiniz farklı konuklar, sormak istediğiniz farklı sorular varsa yorumlara yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.